Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Şimdi kendimi motive ettim ve kalktım. Çünkü aslında bugün ben bir çam ağacı süsleyecektim. Ama çam ağacım hala gelmediği için. Neyse dedim, sen yine de bu videoya başlat. Yolda gözüküyor. Belki bugün gelir. Umudum öyle. Giyindim, yürüyüşe gideceğim. Kendime geleyim, bir temiz hava alayım diyorum. Şöyle yeni aldığım bu uzun uzun gömlek kabanımsı şey giydim. Yani ne istiyorsanız öyle konabiliyorsunuz. Bu altıma bir eşofman altı. Bunun paçalarını kısalttım. Nasıl kısalttım zaten siz biliyorsunuz. Üzerime de bir sweatshirt. Şimdi yürüyüşe hazırım. Biraz yürüyüş yapalım, hava alalım. Gelelim. Hava çok güzel arkadaşlar. Şuna bak, çok güzel. Hava inanılmaz güzel. Evet, eve geldim. Ama benim çam ağacım gelmedi bugün ya. Çok üzüldüm. Ben bugün çam ağacımı süsleyecektim. Size onları gösterecektim. Ama gelmediği için çok üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Tabii ki de yürüyüşümün sonu marketle falan bitti. Ben de markette alışveriş yaparken aklıma geldi. Dedim ki zaten geçmişte aldıklarımı size göstermedim. Hep Instagram'dan falan gösterebildim. Bu arada da bir türlü video çekemedim. Öyle olunca size buradan göstereyim dedim. Hem de hem neler aldım falan. Son zamanlarda birkaç tane yılbaşı ile alakalı şeyler aldım. Aslında evi bugün yılbaşı evine çevirecektim falan. Çok güzel fikirlerim vardı yani. Neyse gelmedi. Yapacak bir şey yok İrem yani. Gelmediyse gelmedi. Şimdi size onları göstereceğim. Etrafım kalabalık. Siz buradan görmüyorsunuz ama. Birkaç tane kutu gelmiş. Onları hiç açmamıştım zaten. Onları size göstereceğim. Öncelikle ben 11-11 indirimden ne stokladım? Bir kahve var ki anlatamam size. Acayip kahve aldık. Yani deli gibi kahve almışız. Kilo kilo kahvemiz var evde. Onu fark ettim. Onu size gösterecektim. Bu arada Instagram'dan da bir marka keşfettim. Onu gösterecektim. Hiçbir işbirliğim falan yok bu arada. Bu göstereceğim şeylerle alakalı. Şöyle bir marka keşfettim. Bunu arkadaşlarımıza gittiğimizde içiyorlardı kahveler. Çok güzel falan dediler. Çok da uygun fiyatı bu arada. Bayağı uygun. Güzel de kokuyor. Çok sevdim. İsmi Anişah. Değişik bir isim var. Hoşuma gitti. Bana bakabilirsiniz. Bayağı uygun fiyatlı. Bunun birkaç tane böyle bunu almış. Bir de şöyle bir şeyler de almış. Bilmiyorum. Yani bunları Emre aldı. Bu arada. Ama güzel, lezzetli. Şimdi geçelim. Bir 11-11 indiriminden. İroş. Aslında Trendyol Milano'dan çok bir şey almamışım. Şimdi daha yeni geldi bunlar da hatta. Üstümü de denerse göstermeyi düşünüyorum deneyip. Şöyle bir gömlek. Bu gömlek böyle rengi o kadar güzel ki gömleğin. Oversize. Şurada bir cebi var. Böyle bir gömlek. Bu gömleğin aynısını ben Zara'da denedim. Ama Zara'daki nasıl biliyor musunuz? Aşırı uzun. Yani benim boyum çok kısa yani. Çok kısa değil mi? 1.60 boyum var ama yani bana elbise gibi değil, böyle çok çirkin bir şekilde durdu yani. Dizimi falan altına geçiyordu çünkü. Yolunca İrem dedim olmaz yani ama. Ben de şöyle bir şey aldım. Bu da yani arkası uzun, önü kısa biraz. Bu da 36 beden falan almışım ama biraz daha uzun olsun istesem 38 beden almam gerekiyormuş. Ama yine de ben içine sokmalı falan filan da giyerim bunu. Rengini çok beğendim. Rengi gerçekten güzel. Fiyatına göre gerçekten güzel bir gömlek. Ben sevdim bunu. Onu giyerim. Asıl bunu denedim. Instagram'dan gösterdim. Şimdi size de deneyip göstereceğim. Böyle bir çıt çıtlı body aldım. Ben bu body'nin bu kadar güzel duracağını düşünmemiştim. Böyle kollarında vatkaları var. O yüzden böyle buralar yükseldikçe tabii vücudunuz daha orantılı, daha güzel gözüküyor. Çok güzel duruyor. Yani üstte acayip güzel duruyor. Ben ne almışım? X small almışım. Şöyle. Burada alttan çıt çıtlı bir şey. Çok beğendim bunu. Çok nice. Şimdi sıra geldi. Kendi olan almadıklarıma. Daha birkaç gün önce tesadüfleri karşılaştığım bir ponçik yılbaşı pijamasını göstereceğim size. Tada! Tam bir yılbaşı heyecanıyla doluyum çünkü hemen 2020 geçsin istedim sanırım. 2021'e hemen geçmek istiyorum. Artık bir maskeden ne zaman kurtulacaksam o yıla gitmek istiyorum. O yüzden böyle hemen yılbaşıyla alakalı şeylerle böyle evi doldurup hemen o yılı bitireceğim. O yüzden en sevdiğim zaman olduğu için de böyle bir Elsi Waikiki Dream kısmından, hani pijamaların böyle fun home kısmından aldığım bir pijama takımı bu. Bu böyle üzerinde cookies'ler var. Çok tatlı. Aşırı güzel bir
pijama takımı. Böyle modeli, önden düğmeli bir modeli var. %100 pamukmuş bu arada. Onu da sevdim. O yüzden de gayet de uygundu fiyatı. 90 liraydı sanırım. Ya 80 liraya 90 TL'ydi. Çok beğendim. Bunu kaçırmayın. Lütfen görürseniz alın. Bu nasıl güzel bir şey. Şu da satılıyor şu an. Bu da tam yılbaşı pijaması. Ben çok beğenerek giyiyorum. Yine aynı model. Böyle yine önden düğmeleri var. Alt üstü yine bir pijama takımıydı. Ben bunu çok çok giydim. Yani ve çok beğenerek giyiyorum. O yüzden getirdim. Hatta yanımda size de göstereyim diye. Pijamaları Essie ve Kiki'nin pijamaları güzel oluyor. Gerçekten pamukları falan filan gayet güzel. Ben beğeniyorum. Hani Osho çok çok yüksek fiyatlı. Gerçekten hani bir şey diyemem ben o konuda. Ama Essie ve Kiki hem fiyatı hem de kalitesi oranıyla gayet güzel. Size göstermek istediğim ikinci şey birkaç kupa. Bir şey söyleyeceğim. Arkada kalmış. Ben onu getirip geliyorum. Aldım mı onları geldim. Çünkü oraları dizmiştim. Hatta bugün oraları süpüreceğiz diye. Neyse. Başka bir videoda. Şimdi bu üçlü bardakları aldım. Bir de bu. Üç taneler bunlar. Bir tane aslında ben bunu görüp yanaşmıştım bardaklara. Sonra bir baktım ki bardaklarda 3 al 2 öde kampanyası var. Sonra bu ponçikleri de yanına ekledim. Şöyle göstereyim. Bunlar Boyner'den. Yerini söylemedim tabii ki de. Şöyle dünyanın en tatlı bardaklar olabilirler. Sonra biraz bardak konusunu abartmış olabilirim. Ama çok tatlı. Şimdi size bir şey göstereceğim. Bunun en geniş olduğunu aldım. Bu nedir? Bu nedir? Bu nedir? Bu ponçik penguen. Sevdim. Bu da bununla eş gibi oldular. Çok hoşuma gitti. Bir de asıl bomba. Ben bir kere bir story attım. Story'de bir bardak kupalar var. Ne alayım falan diye size hatta sormuştum. Kupalardan işte şey diye düşünmüştüm. Bunlardan bulsam çok güzel olur. Kupanın aynısı karşıma çıktı. Evine nasıl bir mesaj verdiysem. Hazır mısınız? Bu kupanın aynısıydı. Şuna bakın. Bu nedir? Aynısıydı yani. Aynısı bu. Nasıl böcek? Ben bundan sıcak çikolata içmek istiyorum. Yani çok sevdim. Ya ben sanırım kupa aşığı bir insanım. Evet. Ben bunu kabul ediyorum şu an. Kupa ile alakalı bir sıkıntım var benim. Ben geldim. İroş mutsuz çünkü ışığım gitti. Şöyle oldu ki daha demin şarjı bitti. Kameramın. Kameranın şarjı bitince şarja taktım ve biraz beklemek zorunda kaldım. O sırada ışığım gitti. Ben de şu an yukarıdaki ışığı açtım. Biraz tepeden geliyor ışık ama yapacak bir şey yok. Çok üzüldüm şu an. Daha demin de bateri bir şey bitmişti. Hafızam bitmişti. Ne oluyor bugün ya? Ben anlamadım ki. Ağacım da gelmedi. Çok keyifsiz bir gün yani. Çok üzüldüm. Neyse. Mudo'ya geçelim. Mudo'dan aldıklarıma. Böyle Mudo'nun indirim yapmıştı. Çok tatlı şiko. Böyle şapkalı bir sular aldım. Ben bu su bardaklarını zaten çok kullanıyorum. Bir de ben böyle büyük bardakta su içiyorum. Yani küçük bardakta su içmiyorum. Çok garip bir huyum var ki. Ama ağzına kadar dolduruyorum onu içiyorum yani. Genelde suyu ben böyle lük 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 içeceğim yani. Garip yani. Neyse. Niye bu bilgiyi verdin İrem ya? Öyle işte. Ben de bu iki bardağı aldım. Yani bir su bardağıyla alakalı bu kadar bilgi vermen çok ilginçti. Şimdi benim böyle tabaklarım var. Instagram'dan beni takip ediyorsanız en sevdiğim tabaklarım ve ben bunları daha sonra aldım. Yani evlendikten sonra aldım. Çok severek kullanıyorum. Çok çok severek kullanıyorum. Çünkü bu yemek tabağının içine ne koyarsanız çok güzel duruyor. Yani yemeğin önemi yok. Çok güzel duruyor. O yüzden yesiniz geliyor. Bu da bir tiyo. Öyle olduğu için ben de gittim. Bununla yakışacak bir şey almam lazım. Çünkü sadece böyle kaseleri var. Bir de küçük tabakları var. Bir de büyükleri var. Ben böyle ortaya diyelim set yapacağım zaman neyle karıştırırım falan diye hep bunları kullanmak istiyorum çünkü. Bunları ben nereden aldım söylemedim. Madame Coco'dan aldım. Bunlarla böyle benzeyecek bir şeyi arıyordum. Şöyle bir şey buldum. Moda'dan. Şekilli, doğal duruşlu yine böyle yamuk yumuk gibi duran bir tabak. Mat bir tabak bu. Kahverengi. Bence bunlarla çok uyuyacağını düşünmüştüm zaten. Gerçekten de renkleri çok güzel duydu. Bunu
Ondan indirime girmiş bunlar küçük. Mektep havuzundan çıkarttığım zaman mavileri. Böyle aralara da bunlardan servislik gibi bir şey de koyabilirim diye düşünerek de aldım bunları. Bu da büyük olanı. Şöyle bir göstereyim size. Bayağı güzel duruyorlar yani. Bir de bunun aslında bebişi de var. Bebişi de şu. Çok tatlı. Bunu da bunun içine koyduğunuzu düşünün. Ki şöyle yaptım galiba. Şöyle duruyor. Bunlar gelmişti. Bunlar da indirimden stokladığım şeyler genelde oluyor. Şu gözaltı kapatıcısı. NYX'in gözaltı kapatıcısını kullanıyorum ben. Bir de bu somonlu gözaltı kapatıcısını kullanıyorum. Zaten o somonlu geldikten sonra bunları birazcık pabucunu dama attım. Açıkçası gerçeği söylemek gerekirse ama her zaman bu böyle daha aydınlık bir görüntü veriyor. O yüzden bunu seviyorum. Hele şu ara somonlu bana yetmemeye başladı. O benim çok yoğun olduğum bir dönem vardı. Hatta size de birçok video falan da paylaşamadım. O dönemde somonlu yetmedi. Yorgun ve yoğundum. Erken kalktığım için gözaltılarım zaten aldı başını gittiği için. İkinci kutum Misha'dan. Misha'dan şöyle bir şey aldım. Herkesin öve ve bitiremediği anti-patch. Bu böyle sivilcenizin üstüne yapıştırıyor musunuz? Sivilceyi kurutuyor. Ve böyle beyazı o şey kaldırdığınızda o şeyin üstünde kalıyor gibi bir durum var. Ben böyle bayağı inceledim. İzlediğim videoları gerçekten öyle olduğunu düşünerek aldım. Umarım öyledir. Çünkü gerçekten çok sivilce çıkmaya başladım. Böyle nasıl diyeyim size. Şöyle maskeyi ben sürekli takıyorum. Hatta şu ara iki tane takıyorum dışarı çıkarken. Daha demin de çıkarken iki tane taktım. Öyle olunca şu bölge resmen bir mayın tarlasına dönmeye başladı. Ve daha fazla böyle sebumu alır böyle maskeler falan yapmaya başladım. Belki bugün maske yaparız. Onu gösteririm size. Onu yapıyorum. Çok uygun fiyatlı. O inanılmaz böyle sebumu alıyor yüzümdeki. Çünkü yağlanıyor. O nemden dolayı zaten yağlanmaya müsait bir cildim var. Özellikle bu bölgem çok çabuk yağlanıyor. Yağlandığı için de sivilce üretiyor tabii ki de. Öyle olunca ben neyi stokladım? Şu. Bu bitti. 90 lira. Bu da ben 70'e falan düşmüştüm. Hemen dedi. Canım gel buraya. Bu benim en sevdiğim yüz temizleme jelim. Zaten bunu birçok videomda görmüşsünüzdür. İkinci stoğum. Geçen videoda gösterdim ve bitirmişim. Yani su gibi içiyorum ben bu parfümü galiba. Öyle diye düşünmeye başladım. Çünkü bu da yine kutusunu yine açtım. Bunu da göstermiştim galiba. Hatta Instagram'dan. Şu bitti. Bu da hoş geldin. Ne yapacağım? Wow terlikleri aldım Trendyol'da. Size gösteriyorum. Ben bunları kendime yaptım ilk evlenirken. Daha sonra iki yakın arkadaşımın da düğünlerinde yaptım. Aynı şekilde bunları. O kadar güzel duruyorlar. Yani bir de giyinmesi, görüntüsü falan da çok hoşuma gidiyor. Bu ayrı bir videoda direkt anlatacağım detayı size. Sizler de böyle evlenecek olursunuz ya da böyle ne bileyim kendinize yapmak istersiniz. O zaman hatta bunu böyle yapıp yılbaşı hediyesi falan da arkadaşlarınıza verebilirsiniz. Onun için çok yakında bunun videosu gelecek. Aa, Muda'dan şunu aldım bir de. Bu yarım litrelik oda spreyini aldım. Ocean Blue sanırım şey kokusu. Bayağı güzel kokuyor. Mutlaka bakalım. Bu o zaman indirimdeydi. Hala indirimde mi bilmiyorum. %50 indirimdeydi. Ben ne kadar aldım biliyor musunuz? 25 liraya mı ne aldım ben bunu? Asıl ne diyeceğim ben size. Şimdi daha bir yürüyüş yaptım. Markete gittim. Migros'a gittim. Migros'ta indirim varmış. Kadehlerde. Benim kadehlerim kadeh takımım yok yani. Düğün evlenirken kadeh takımı almamıştım. Şimdi 17 liraya 2 tanesini satıyorlardı. Ben de 4 tane aldım. Böylece takım yaptım. Çünkü bir kere ikili almıştım. O ikilileri kırdım. Aferin İrem olarak. Gayet güzel. Alıp Paşa Bahçe'de %40 indirim varmış tüm ürünlerinde Migros'un. O şekilde gördüm. Şöyle göstereyim. Modeli. Bunu yakınlaştırıp göstereceğim. Çünkü şu an bitti sanırım. Aldıklarımı bir de üzerimde göstereyim dedim. Şöyle vatkaları nasıl duruyor. Ben çok beğendim bunu. Bu alttan çıçıklı olan body. Deseni falan gerçekten görüldüğü gibi. Ne kadar canlı gözüküyor. Kalitesi ama fiyatına göre tam bir fiyat performans ve böyle koyu renkli bir jeanle de gayet güzel durdu. Ben çok beğendim bunu. Bu benim İlk aldığım parçaydı. Bir diğeri de bu gömlekti. Bu böyle bol bol oversize duran ve rengi gerçekten çok hoş olan bir gömlek bence. Ben rengini çok beğenerek aldım zaten. Aynısı Zara'da da vardı ama o çok çok aşırı oversize. Hatta böyle resmen buralarıma falan geldi. Ben denedim.
Yani o yüzden bunu böyle bulunca çok hoşuma gitti. 36 beden aldım ben. 34'ü de vardı. Daha böyle boldur istedim. Ama böyle gerçekten böyle daha çok taytlar üzerine falan giyeceğim derseniz biraz daha uzun olabilir. 38'den alabilirsiniz. Çünkü böyle önden biraz kısa, arkadan uzun bir model bu. Görünüşü falan gerçekten dokusu çok güzel. Bu böyle daha böyle kol takılarla güzel duracak bir zaten bir gömlek. Küpe taktım ama böyle belki boyuna falan da daha hoş durur. Kaldırır bir renk zaten bu. Gerçekten çok güzel duruyor. Tişörte geri dönüş. Jogger yapmayı öğrendikten sonra böyle düz olan her şeyi ona çevirdim. Bahsettiğim maskeyi gösterecektim onu. De geldik benim cilt bakım alanıma. Bunlardan size bahsediyordum. NYX'in bu gözaltı kapatıcılarını resmen sıyırdım sıyırdım. Hatta bu içlerinde bir stoper gibi bir şey var ya, onu çıkartmayı düşünüyordum. Vallahi neyse ki yenisi geldi. O ürün bu. En son zaten yaptım. Hatta şurada da fırça salonuna yapıyorum. Çünkü bu ürün fırçayla daha güzel dağılıyor. Ve kesinlikle o sebumu alıyor. Bu bir 20 TL'lik bir şey ama çok güzel bir ürün ya. Bunu bir deneyin mutlaka. Yani bu kadar seveceğimi düşünmemiştim. Bir günde yüzümü topladı. Birçok sivilce çıkmıştı. Bir günde 6 tane küçük küçük bezi olan sivilcelerden var. Onlardan görmüştüm. Bir delirdim o gün. Hemen bugün bunu yaptım. Arkasından birkaç bakım falan derken. Ama tabii ki en küçük kurtarıcı bu oldu. Çünkü çok güzel böyle çekiyor sanki böyle yüzdeki o tüm pisliği. Yani öyle bir hissiyatı var. Bir deneyin anlayacaksınız ne demek istediğimi. Böyle cookie standını cilt bakım alanına çeviren biri varsa. Şuradan da çıktık mı? Biraz mısır patlatalım. Bizimkiler geldi mi açılıyorlar. Şunları da yıkamak için dizdim buraya bir yandan. Bir yandan da mısır patlatacağım şimdi. Buna 4 dakikada mısır patlatabiliyorsunuz. Ben Karaca'dan aldım. Materyal aynısını buldum. Karaca artık yapmıyor sanırım bunu. Şöyle bir kapağı var. Mikrodalgada 4 dakikada inanılmaz güzel, yağsız, susuz, çok az kalorili bir popcorn oluyor. Ben popcorn çok seviyorum ama çok kalorili diyorsanız, eğer mikrodalgınızda varsa bundan bir tane edinin. Bu o kadar güzel bir şey ki yani mükemmel. Bu böyle küçük gibi gözüküyor ama bayağı büyük. Şimdi doldurdum. İstediğiniz kadarını koyuyorsunuz ve gidiyoruz. Bakalım. Buradan ayarlıyorsunuz. Ben 3 dakika ya da 4 dakika ayarlıyorum. Ben şimdi 4 dakika canım istedi. Biraz daha koyu olsun. Start. 4 dakikada hazır. Ponçikler. Bakın. Ponçikler patlamış. Hem yağsız hem tuzsuz. İstiyorsanız tuz ekleyebilirsiniz böyle nemliyken. Keşke kokusunu gönderebilsem, çok güzel kokmuş. Şimdi ben afiyet diyelim. Evet, mısırlarım ve ben film izlemeye hazırız. Maç var içeride. Çocuklar maç izliyor. Şimdi ben o yüzden sevmiyorum maç izlemeyi. Bir film açıp kendimi ödüllendireceğim. Bir yana da bir içecek alayım. Bir çay yapayım yanına. Ondan sonra mis gibi film izler, dinlenmeye geçerim. Hem videoda daha fazla uzamasın istiyorum. Sizi çok seviyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.